Dün Cübbeli'nin tavırlarından bahsettik. Evet. Hitap şekillerinden bahsettik. Allah'a karşı saygının öneminden bahsettik. Şimdi bir tek onda değil. Profesör diyoruz adam. Allah'la, Kur'an'la, ahiretle ilgili öyle bir konuşma yapıyor ki yani çok alaycı, saygıya uygun olmayan ve çok üst perdeden. Evet. Evet. Değil mi? Allah'a hitapları çok üst perdeden. Yani Allah'ın karşısında saygılı bir uslup göremiyoruz. Evet. Cübbeli'de de bunu göremiyoruz. Bakın dedim ki ben dün orada dedim sesleri kısılacak. Taha suresi 108-109 şeytandan Allah'a sığınıyorum. O gün kendisinden sapma imkanı olmayan çağırıcıya uyacaklar. Bir çağırıcı var, çağırıyor insanları. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Öyle üst perdeden bağırıyor yani kafa evet. tutar gibi. Evet. Haşa böyle. Tartışır gibi. Evet böyle evet. piyasa ağzıyla konuşuyor ya. Öyle olma, öyle olmayacak diyor Allah bak. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Ama diyor ki ben piyasa ağzıyla konuşuyorum orada diyor. Haşa. Konuşanlar da var diyor. Allah yapamayacaklarını söylüyor. Evet hocam. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati de yarar sağlamaz. Yani öyle öyle bir kabadayılık, üst perdeden konuşma, böyle bir pervasız bir uslup mümkün değildir Allah'a karşı. Evet, haşa. Hocam, haşa. Onları görürsün diyor Allah bak zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ona ateşe sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. Orada bile gurur yapıyorlar, enaniyet yapıyorlar. Yandan sezdirmeden bakıyorlar. Evet. İman edenler de gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerine hem yakın akraba ve yandaşlarını da hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. Allah'a karşı saygı olmadığında Allah onun karşılığını verebilir. Bunu evet. düşünecekler. Evet hocam. Bak yürüyüşünde orta bir yol tut, sesinden de yüksek perdeleri eksilt. Allah'a karşı öyle bir uslup olmaz. Peygamber'e karşı da olmaz. Son derece saygılı konuşuluyor Peygamber'e karşı evet da. Kendi aranızdaki barışmanız gibi, konuşmanız gibi konuşmayın diyor Allah. Evet. Bütün amelleriniz gider diyor. Değil ki bak Peygamber'e denemiyor. Allah'a nasıl yapılsın? Evet değil hocam. Mi? Ne cesaret yani. Yani. Evet. Seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir diyor Allah. Lokman suresi 19. Bak gözleri korkudan ve dehşetten düşük, kendilerine zille sarıp kuşatmıştır diyor. Böyle bir kabadayılık, ters bir tavır ne Müslüman yapabilir ne küfür içinde olan yapabilir. Evet hocam inşallah. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Öyle yani kahvehane ortamı gibi bir ortam değil. Evet. Onu bilecek Cübbeli. O konuşmayı yayınlarsanız orada anlaşılır yani benim kastettiğim. Evet. Evet bakalım o konuşmaya. Yahya bin Eksem el-Kazi Hazretleri. Büyük zat. Mana aleminde gördü Evliyaullah'tan. Çok önemli bir mesele bu. Dediler ki Allah'ın huzuruna çıktın, öldün gittin. Allah sana ne muamele yaptı? Ya dedi ben bütün makamları açtım, açtım, açtım. Tam huzuruna beni aldı. Bana demesin mi ki ya şeyh-i su, ey kötü ihtiyar, günahkar adam. Yaşlıyken bile günah yaptın demez miydi? Ben de oraya kadar gelince işi bitirdik zannettim. Bana böyle deyince bir de günahlarımı şöyle yaptın, şöyle yaptın tek tek de sayınca dedim ki ben yandım. Yandım ama Allah'ın hikmeti işte mübarek alimin ilmi oraya. Ama mübarek alim. Tam orada dedim ki diyor ya Rabbi bana senin hakkında böyle rivayet gelmedi. Senin bana böyle yapacağına dair ben hadis okumadım. Benim rivayetim böyle değil. Mevla'dır ya Yahya benim hakkımda ne haber aldın? Bak şimdi muhaddis ne kadar yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki bana Zühri anlattı, ona Mamer anlattı, ona Urve anlattı, ona da Ayşe anlattı radıyallahu anh. Ona da Muhammed Mustafa anlattı, ona da Cebrail aleyhisselam anlattı, ona da sen anlattın. Bende hadis kaynak var. Ne buyurdum ben? Mevla soruyor bilmezmiş gibi. İnni le estehiyen uaddibe şahibeten şahibet fil İslam. Saçını sakalını Müslüman olarak namazla abdestle ağırtan yaşlı kulumu azap etmekten
utanırım diye hadis var. E ben dedi 60'ı geçtim, bembeyaz sakalla huzuruna geldim şimdi. Bana azap mı edeceksin? Mevla buyurdu ki, ya Yahya, sen doğru rivayet ettin. Sana söyleyen Zühri doğru söylemiş. Ma'mer ona doğru söylemiş. Urve ona doğru söylemiş. Ayşe ona doğru söylemiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye doğru söylemiş. Cibril benden doğru söylemiş. Hadi seni affettim git. He? Birkaç hadis bilsek ama adam orada da bildiğini unutur kardeşim. Böyle alim olacaksın ki tak 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 okuyacaksın. Biz nerede okuyacağız ya? Rezil oluruz kalırız. Ne delil bahane ortaya koyacaksak Allah bize de onu telkin etsin. Öğretsin. Fazl-ı keremiyle yoksa kurban oldu. Bak bu tipte konuşmaya hazırlanıyor. Yani şimdi dedim ve imreniyor. Yani Allah'a böyle hitap etmeye hazırlanıyor. Allah'ın ismini bile anmadan. Ahbap evet. gibi yani. Tabii arkadaş. Böyle sanki mahalleden arkadaşıyla arkadaş konuşuyor. Arkadaş değil mi? Evet. Sokakta konuşuyor gibi. Tabii. Evet. Müminin suresi 57. Şeytana Allah'a sığınırım. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden, Allah'tan korkularından dolayı saygıyla korkanlar. Yani Allah'ın saygıyla korkanlar, saygıyla. Ve onlar Allah'ın ulaştırılması emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer, kötü hesaptan korkarlar. Böyle pervasız bir konuşma tahayyül dahi edemez bir Müslüman. Haşa. Onlar Rablerine karşı gayb, ona görmedikleri halde bir haşyet içindeler ve onlar kıyamet saatinden içleri titremekte olanlardır. Evet. Ama cübbeninin uslubundaki pervasızlığı görüyorsunuz. Evet hocam. Evet. Enbiya Suresi 90. Onun duasına icabet ettik. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşini doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi diyor Allah. Derin saygı. Böyle bir usulde saygı var mı? Yok hocam. Ya bunu bir insan müdüre, herhangi bir sokaktaki bir insana daha yapamaz böyle bir usulü. Yapamaz, evet. Bu nasıl bir konuşma oluyor böyle? Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş, bak dağ bile diyor, değil mi? Evet. Allah korkusundan saygıyla baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte biz belki düşünürler diye insanlara böyle örnekler veririz. İşte İslam'ın hakim olmamasının sebebi bu zihniyet ve bu kafadaki insanlar. Evet hocam. Bundan kaynaklanıyor. Yani İslam hakim olunca bak söylediği kişi evliya diyor. Kendisi de zaten evliya olduğu imajını veriyor. Evet. Dolayısıyla ideal insanlar biziz diyor. Allah'a karşı bu böyle hitap edilir diyor. Aşağı, evet hocam. Ne olur o zaman toplum? Ne olur insanlar? İman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin saygı ve korku ile yumuşama zamanı gelmedi mi diyor Allah. Bakın, iman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerin saygı ve korku ile bak saygı ve korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalplerde katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar diyor. Kalpleri katılaşmış ve pervasız kişiler gibi olmasınlar diyor Allah. Evet hocam. Onlardan çoğu fasık olanlardı diyor. Hadis suresi 16. Ki Allah ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz ve onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz. En içten bir saygıyla. Burada saygı var mı? En içten bir saygı var mı? Yok hocam. Kesinlikle yok. Değil mi? Hayır. Tabii. Ve sabah akşam onu Allah'ı tesbih etmeniz için. Müminlerin vasfı anlatırken Ahzab suresi 35'te bak Cenab-ı Allah diyor ki sabreden erkekler ve sabreden kadınlar saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar diyor. Evet. Saygıyla Allah'tan doğrudan korkma da değil. Bak saygıyla korkma. Evet. Ali İmran suresi 199. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a ve size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Değil mi? Evet. Cübbeli'nin mantığında ve birçoğunun mantığında biz bunu göremiyoruz. Evet, evet. Özellikle televizyona çıktıklarında yani tek tek isim olarak saymayayım. Cennetle ilgili konuşan alaycı bir uslup. Cehennemle ilgili alaycı bir uslup. Evet. Cennet melekleri, hurileriyle ilgili konuşurken alaycı bir uslup. Veyahut bu tarz üst perdeden saygıya uygun olmayan bir uslup. Evet. Ve bunu tavsiye ediyor ayrıca. Evet. İşte başbakanımızın dediği, bizim dediğimiz yani dinsizliğin, ateizmin
ve deccaliyetin elini kolunu sallayarak hakimiyetin devam ettirmesinin nedeni bu tip mantıklardır. Evet. Bu tip insanlardır. Bu tip hitaplardır. Bunlardan vazgeçecekler. İnşallah. 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 Evet. Bir de bakın zaten mantık da yok söylediğinde. Şimdi bir insan düşünün. Allah için mücadele etmiş. 60 yaşına girmiş ama çoğu insan saçları simsiyah oluyor. Evet. Beyaz olmuyor. Aynı adam o da 60 yaşına gelmiş. Ama o her türlü üçkağıtçılığı yapmış. Evet. Anormali yapmış. Yahut şöyle diyelim bakın. İkisi de aynı şey derler. Aynı. Aynı sevap durumundalar. Yani sevapları, günahları aynı. Sadece saçlarında farklılık var adamların. Birinin saçı siyah, birinin saçı beyaz. Saçı beyaz olan cennete geçiyor. Saçı siyah olan da ömür boyu yani sonsuza kadar, sonsuza kadar cehennemde kalıyor. Allah'ın böyle bir adalet anlayışı olur mu? Hayır. Ya, bakın Allah'ı haşa mantıksız bir güç olarak göstermek de istiyorlar. Yani böyle vicdanı olmayan bir güç gibi göstermek istiyorlar haşa. Allah sonsuz vicdan ve sonsuz akıldır. Yani böyle bir mantıksız uygulamayı Allah akla uygun olmayan, Kur'an'a uygun olmayan bir uygulama yapar mı Allah? Tabii ki. Bak aynı şartlar. Aynı şartlar. Birinin saçı siyah, birinki beyaz. Siyah olan cehenneme gidiyor, beyaz olan cennete gidiyor. Adaletsizlik yani. Adaletsizlik tabii bu. Evet. Allah sonsuz adalettir. Evet. Ve ballandıra ballandıra o büyük bir heyecanla etrafına da kendi talebelerini dizmiş. Çağırsana üniversitelerden öğrenciler, gençlerden. Evet, değil mi? Evet hocam. Hep kendi kafanda insanlar oraya getirmişsin. Hayır, ben onları tenzih ediyorum, onlar benim kardeşlerim. Samimi, Allah rızası için geliyorlar. Ama bu öyle olmaz. Yani oradaki 10 kişinin İslam dünyaya hakim olmaz. Evet. Değil mi? Orada samimi bir ortam. Orada çocuklar diyecekler ki, ben gitsene saygısızlık yapsınlar. Ve var ya tipler olur böyle, evet, küstah gibi kafa tutar bilmem. Ben öyle demiyorum. Saygılı efendi insanlar gelsin. Yani lafının sözünü bilen. Ama bunu sorabilsin. Ya hocam diyecektim, benim mesela 60 yaşında bir babam var. Saçları simsiyah. Amcamın da bembeyaz. Bunların kişilikleri, ahlakları aşağı yukarı birbirine aynı. Aynı şeyler içerisinde. Şimdi birisi cehenneme, birisi cennete gidecek senin sözüne göre. Ne yapması gerekiyor bu insanın? Saçını beyaz olmaması, beyaz olmaması için onun için bir suç olsun. Evet. Yani. Sorması lazım, değil mi? Evet. Sormuyorlar, o da sürekli böyle Kur'an'a uygun olmayan, akla uygun olmayan sözleri geceni gündüzde anlatıyor. Evet. Ben bir tane örnek olsun diye söylüyorum. Böyle binlerce açıklaması var. Yüzlerce bir kısmını söylemeye hayal ediyorum. Utanıyorum, anlatamam yani. Evet. Kitaplarında da var. Evet. Yani hayal ederim anlatmaya. Ve geceli gündüzlü ideal bir din adamı gibi göstertiyorlar. Evet hocam. Bunun sonucunda böyle bir ortam oluşur işte. Ve İslam'da dünyaya hakim olmaz. Evet. Ya hayır, olacak ayrı mesele ama bizim sebebe sarılmamız açısından ben bunu söylüyorum. Yoksa bunların yüzünden İslam hakim olmazlık etmez. İnşallah. Fakat cübbelinin konumu önemli olduğu için söylüyorum. Evet hocam. Çünkü ahir zamanın önemli bir şahsıdır. Evet. İnşallah. Yani önemli bir şahsıdır. Yani benim kanaatim, samimi kanaatim hadislerle belirtilmiş bir insandır. Evet hocam. Ahir zamanda geleceğe vazife yapacağı bildiren bir insandır. Evet. Onun için uyarıyorum. İnşallah hocam. Yani önceden de söylüyorum ki hani insanlar hayret etsinler diye. İnşallah. Evet. Tabii yani. Mesela bir kısmı çıkıyor. Ticaret yapalım diyor, şunu yapalım, bunu yapalım. Tamam, çok güzel. Peki İslam dünyaya hakim olsun mu diyorsun? Kesinlikle ses istemiyorlar. Yok. Evet. Bakın bir insana eğer muttaki ve alim olduğunu anlamak istiyorlarsa ilk soruları bu olsun. İlk soru, yani sen Allah'tan korktun, Allah'ı sevdiğini söylüyor. Hocam desin, bu yüzyılda İslam dünyaya hakim olacak mı? Sadece bunu sorsun. İnşallah bunun için gayret etmemiz gerekir mi? İslam'ın dünyaya hakim olması için. Evet. İttihat-ı İslam gerekir mi? Türk-İslam birliği güzel bir şey mi? Bunu sorsunlar. Evet. Bunun olması gerekiyor mu? Bu yüzyılda ümit ediyor musunuz Allah'ın izniyle? Yok benim ümidim diyorsa tamamdır. İnşallah hocam, evet. Yani konuşacak bir şey yoktur, evet, artık. Ama tabii ki olacak, Allah'ın izniyle gayret edelim. Var gücümüze gayret ediyoruz. İttihat-ı İslam en büyük farzdır diyorsa ben o adamın alnını öperim. O alimdir o. Bunu demiyorsa evet, başka bir şeydir. Bak Cübbeli Hazretleri 570 yıl sonra İslam dünyaya hakim olacak diyor. Hiç boş yere uğraşmayın diyor şu an. Evet hocam.
İnsanları soğutuyor bir nevi. Yani zaten aklı başında bir insan, bir mesela üniversite öğrencisi, yani kolejlerde okuyan bizim aydın gençlerimiz var. Bunu bu uslubuyla, bu tavrıyla, bu mantığıyla, bu aklıyla incelediğinde çocuk ne olur bir insan? Dinden uzaklaşır. Değil mi? Allah saklasın. Evet. Ya bunun yaptığı tahribatı geceli gündüzlü düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Allah razı olsun. Evet. Evet. Anladılar bunda ışık olduğunu. Evet. Bu da anlamıyor. Coşuyor. Evet. Gece gündüz anlıyor. Bak şu usluba bak. Ya ne kadar tatlı konuştun diyorlar. Yani Allah'a karşı böyle bir uslup. Buna tatlılık var mı? Bu, yani çok korkunç bir şey. Allah vermez. Evet. Değil mi? Allah affetsin, yani çok muazzam bir cesaret, çirkin bir cesaret bu. Evet. Tabii. Teravihimizle ilgili konuşmaları var hocam. Ne diyor? Kısa kıldıracağım, çok uzun kıldıracağım. Ha bakayım. Adam herkesin kendini ne adama ver desen cemaati bırakır. Cemaati bırakır. Bırakır mı? Tabii bırakır. Arabayı kapıda bırakacak hali yok ki yani, hayırını mı arabayı bırakır. Nerede öyle cemaat? Cemaati bırakır. Cemaati bırakır da adam ne, evini izle, arabasını izle herkesin. Bu... şimdi salı akşamları burada konuşma yaptığımız yerde Fatih Halit Caddesi'nde teravih kıldırıyorum inşallah. Korkmayın, teravih hatimle kıldırmıyorum. Yatsı, teravih, vitir hepsi 45 dakikada bitti. Onun için korkulacak bir şey yok. Öyle 3 saat, 5 saat size namaz kıldırmayacağız. Onun için rahatlıkla gelebilirsiniz. Yani sanki böyle var ya, bir ameliyat olur adam, yani korkma derler, canını yakmayacağım, ızdırap vermeyeceğim. Yani böyle namaz olur mu? Pazarlık yapıyor. Evet. Yani sizin diyor canınızı yakmayacağım, ızdırap çekmeyeceksiniz. Gelin, ben size daha kolay bir namaz şekli buldum. O şekilde yapacağım diyor. Yoksa öbür türlü ben biliyorum sizin canınızın yanacağını diyor. Kaçarsınız siz diyor. Gelin anlaşalım diyor. Ben sizi rahatsız etmeyeceğim. Kolay bir şey yapacağım. Öyle anlaşalım diyor. Böyle namaz kılma olur mu? Hayır tabii ki. Değil mi? Allah diyor ayeti münafıklar için. Onlar diyor münafıklar için üşenerek namaza gelirler diyor. Evet. Ağır gelir onlara diyor. Bu usup o anlama gelmez mi o zaman? Yani. Değil mi? Çok büyük hata yapıyor, çok büyük yanlışlıklar yapıyor. Böyle usup olmaz. Bak o konuşmanın öncesinde de diyor, herkesin diyor bak, istisna herkesin evini istediyor, arabasını istediyor, bir daha cemaate de gelmez. Yani Müslümanlığı bırakır, davayı bırak, her şeyi bırakırlar diyor. Ve onlara bilinçaltı telkin yapıyor. Yani siz bu kadar zayıf ve bu kadar güçsüzsünüz, bu kadar dinden uzaksınız ve herkesin diyor. Evet. Kimden ise ya Müslüman evini de verir, Allah için canını veriyor, canını. Evet. Yani. Değil mi? Bizim Mehmetçiğimiz, aslanlarımız canını veriyorlar. Evet. 30 bin kişi canını verdi yani Allah için. Şehit oluyorlar. Evet. Evinin de verir gerekirse Allah rızası için, arabasını da verir. Niye dinden, imandan çıksın? Evet. İslam'dan çıksın. Bakın bunu insanlar unutmaz işte, bu bilinçaltı telkindir. Ya diyecek ben evimi ve arabamı vermem yani Allah için, Allah istese de. Yani Kur'an bana emretse de vermem. Ben böyle bir adamım gibi onu bilinçaltı kodlamayla yanlış bir yola sokuyor. Evet. Ondan sonra o insan kendisine güveni kalır mı? Yes. Müslüman olduğuna inanır mı ondan sonra? İnanmaz. Değil mi? Her şeyi bırakır diyor. Dinden, imandan çıkar diyor adam. Vazgeçer. Evet. Ne evini ver, yani o evini ve arabasını putlaştırmıştır diyor. Evet. Yani ama bir istisna da koymuyor. Herkes diyor. Herkesin evet. diyor. Bu çok anormal bir eğitim. Ve çok anormal bir tehlike. Bunlar bilinç altında kalır insanların. Yani sen mesela 100 kilo bal getirirsin, 1 gram içine siyanür korsun, adama yedirtirsen adamı öldürürsün sen. Evet. Değil mi? Evet hocam. Çok tehlikeli bunlar. İnşallah. Evet. Onun için bu tip mantıklara karşı insanları uyarmak çok önemli. İnşallah hocam.